Merhaba arkadaşlar. Midland Beeper One GPS'in güncellemesini size göstereceğim. Bunun için el terminalimiz kapalı. Beeper'ımız kapalı vaziyette. Bilgisayarımız açık. Şarj kablomuzun bir tanesini bilgisayara takıyoruz. Bu önemli. Bu el terminaline bağlayacağımız şarj ara kablosu. Bu da şarj kablosu. Buna elektriğe takabiliriz. Şimdi cihazımızı takmadan önce şöyle programımızı açalım. Programımız açılsın. Programımız açıldıktan sonra eğer tek tasma güncelleyeceksek tek beeper'a dokunuyoruz. Şöyle seçiyoruz. Eğer çift beeper güncelleyeceksek çift beeper'a dokunuyoruz. Biz şimdi çift beeper güncelleyeceğiz. O yüzden çife tıkladım ben. Şimdi burada cihazımız el terminalimiz kapalı iken şöyle fişi taktığımızda kabloyu şu şekilde ekranımız açılacak ve buradan şöyle Next tuşuna bastığımızda şöyle kabloya takılı olduğu için ekran bu şekle dönecek ve buradan şu sarı köpeğe ve mavi köpeğe yani 1 ve 2 nolu tuşa aynı anda basıyoruz. Basılı tutuyoruz. Bırakmıyoruz. Bu şekilde bir ses geliyor. Bot yazısı çıkıyor ve arkadan titriyor. Titredikten sonra bırakıyoruz ve ekran bu şekilde yanıp sönmeye başlıyor. Artı bilgisayardaki ekranımız değişiyor. Yani şarj aletini şarja takın diyor. Biz taktık zaten. Ve Next tuşuna basın diyor. Buradan Next dediğimizde beeper'ımızı şu şekilde göstereyim. Şarj aletine takıyoruz. Şöyle taktığımızda şuradaki gördüğümüz ışığımız 30 saniye boyunca hızlı hızlı yanıp sönecektir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ve şuradaki ok işaretiyle şuradaki ok işaretini yaklaştırıyoruz. Ses geliyor ve beeper'dan titreşim geldiğinde bilgisayardaki ekranımız şu şekilde değişiyor. Bakın burada el terminalinin firmware yani versiyonu 2.1.6, beeper'ınki de 2.1.5 olarak yani versiyonları birbirini tutmuyor. Bunları güncelleyeceğiz ve her ikisi de 2.1.8 olacak. Burada şimdi yapmamız gereken şurada update yazısı var. Update'e tıklıyoruz. Ve güncelleme başlıyor. Burada güncelleme başladığında fişlerine dokunmuyoruz kesinlikle. Şu şekilde. Ve elektrik kesintisine dikkat edelim. Bakın şu anda mesela el terminali güncelledi. Güncel versiyonuna yükseldi. Yeşil şöyle okey işareti geldi. Ve şu anda beeper'ımız güncelleniyor. Bu birinci beeper. Biz çift beeper güncelleyeceğimiz için yani bu tek beeper güncellediğimizde de teki seçtiğimizde de ekran bu şekilde gelecek. Ben iki beeper nasıl güncellenir onu göstermek için size bunu çekiyorum. Şimdi güncellememiz devam ederken videoyu durduruyorum. Güncelleme oluştuğunda ikinci beeper'a geçtiğimizde tekrar videodan devam ettireceğim. Evet, şu an birinci tasmamızda güncellemesi tamamlandı ve ikinci tasmamızı güncellemeye koyacağız. Birinciyi çıkartıyoruz yerinden. Şöyle çıkarttık ve ikinci beeper'ımızı yine aynı şekilde buraya koyuyoruz. Buradan da next diyoruz. Buradaki ışığımız yine aynı şekilde hızlı hızlı yanıp sönüyor ve yine aynı şekilde kırmızı noktaları birbirine getiriyoruz. Ses geliyor ve cihazdan beeper'dan titreşim geldiğinde otomatikman bakın burada 2 yazıyor. İkinci tasmayı da güncellemeye başladı. Şimdi bu güncellemede biraz uzun sürecek.
beeperlar uzun sürüyor biraz kablosuz olarak güncelleme yaptığı için. Devamında güncelleme tamamlandığında son halini de size göstereceğim. Şimdi tekrar videoya ara veriyorum. Evet arkadaşlar, şu anda ikinci tasmamızda güncellemesi tamamlandı. Bakın burada yazıyor, şurada gördüğünüz gibi 2.1.8. Yani şu anda bütün cihazlar güncel versiyona yükseltildi. Bu şekilde de son hali. Güncellemeyi bu şekilde yaptıktan sonra cihazları fişten çıkartmadan önce programı buradan şu şekilde kapat diyoruz. Kapattıktan sonra fişlerini çekebiliriz. Şöyle. Bu da normal haline döndü. Bu şekilde güncellememiz yapılıyor.